savaşımızın kahramanı, ülkemizi düşman devletlerin işgalinden kurtaran, cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ölümünün 79. yıl dönümü nedeniyle naaşının İstanbul'dan alınıp İzmit'e getirilişinin 79. yıl dönümünü anıyoruz. Bu anlamda sizin bunu duyurmanız, haykırı altınıza duyurmanız için burada sizleri davet ettik. Çok teşekkür ediyorum geldiniz. Bildiğiniz gibi atamızın naaşı 19 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'ndan alınıp Sarayburnu'na top arabalarıyla getiriliyor. Oradan Sarayburnu'ndan Zafer Muhribi'ne naklediliyor. Zafer Muhribi'nden sonra Haydarpaşa açıklarında akıntısız bir yerde bekleyen Yavuz Zırhlı gemisine naklediliyor. Yavuz Zırhlı gemisi saat takribi 13.30 civarlarında Haydarpaşa'dan yavaş yavaş hareket edip İzmit'e doğru yola çıkıyor. Yunanistan, Romanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Sovyet Rusya donanmasının da eşlik ettiği havadan ve karadan muhteşem bir deniz filosu eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı İzmit'e getiriliyor. Darıca açıklarına geldikleri zaman 101 para top atışları ile diğer dost gemiler, misafir gemiler Atatürk'ümüzün naaşını taşıyan Yavuz gemisini selamlayarak İstanbul'a tekrar dönüş yapıyorlar. Takribi yine akşam saat 7.30 civarlarında Mayın iskelesine yanaşan Zafer gemisi atamızın naaşını Yavuz'dan alıp daha sığ deniz olduğu için Zafer gemisinin yanaşması daha kolay olduğu için o rıhtıma yanaştırıyor ve 12 tane generalimizin omuzundan atamız Zafer Muhribi'nden alınıyor ve bugün içinde bulunduğumuz bu garın demin Numan Bey'in de dediği gibi şuradaki kareli kısma masanın üstüne konuluyor. Tabii İzmit mahşeri bir kalabalık. Yavuz gemisi denizden projektörlerle sahili burayı aydınlatıyor. Takribi bir saat atamız burada istirahat ettikten sonra büyük bir huşu ve gözyaşları içerisinde atamızı yurt içi seyahatlerinde de kullandığı trenin beyaz vagonuna naklediliyor. Ve 8.30 civarında da saat yani 20.30 civarında da atamızın treni buradan Ankara'ya hareket ediyor. İşte bugünü idrak etmek için, bunları unutturmamak için, bunları yad etmek için, bu bir hem tarihi bir görev bizim için, hem de kahramanımız, ulusal kahramanımıza bir vefa borcumuz için. Her yıl İzmit bunu, Numan Bey biraz sonra belki söyleyecektir, bir zaman bir 50 sene atlamış ama son 16 yıldır bunu her yıl yapıyoruz arkadaşlar. O uğurlamaya katılan insanların neler düşündüğü, neler hissettiklerle ilgili hiçbir şey yok. İzmit'te aynı şekilde. İzmit'te de insanlar görmüşler, sağa sola söylemişler. Mesela bizlere de söyledi büyüklerimiz. Ama uyup gittiler. Şimdi kalan son 19 kişiyi bu anlamda neler yaşadılar, neler hissettiler şeklinde bir çalışma yaptık. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi, Çekil Vakfı İl Temsilciliği ve İletişim Fakültesi ile ortaklaşa önümüzdeki günlerde bu belirlediğimiz 19 kişiyle ilgili çekim yapacağız evlerinde ve bunu geçmişten geleceğe bir köprü olarak aktarmak istiyoruz. Bu organizasyonlar bunun peşinde. Eğer sizlerin aracılığıyla da bizim şu ana kadar ulaşamadığımız kişiler varsa, ailelerinde vardır o büyükler. Biz İzmit genelinde bulduk bunu. İzmit dışında olanlar da olabilir. Onları da sizin aracılığınızla bize bağlantı kurarlarsa çok sevineceğiz. Atatürk'ümüzün bugün 79.
ölüm yıldönümü buradayız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'mizin kazanımlarına, demokrasimizin temel değerlerine sahip çıkma mecburiyetimiz var. Onunla ilgili işte ADD olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısaca bunları söylemek isterim. Herkese teşekkür ederim.